Sesle ilgili problemimiz var mı? Geliyor mu sesimiz? Geçen haftaki derste nesne yönelimli programlamanın ne olduğu, nesne yönelimli programlama, bir programlama dilinin nesne yönelimli programlama olabilmesi için neler gerektiği konusunda bir takım açıklamalarda bulunmuştuk. Ve bu açıklamalarla beraber işte kalıtım nedir, çok biçimlilik nedir gibi kavramlara baktık. Nesne nedir, sınıf nedir gibi kavramları incelemiştik hatırlarsanız. Şimdi üye fonksiyon tanımında kalmıştık en son. Bu ekranı anlatmıştım ama tekrar edelim. Şimdi bir sınıfın içinde biz fonksiyon tanımlayabileceğimiz gibi üye fonksiyon, üye metot tanımlayabileceğimiz gibi işte veri de tanımlayabiliyorduk. Yani property dediğimiz özellikler de tanımlayabiliyorduk. Şimdi baktığımız zaman şurada ne yapmışız? Bakın bir tane class tanımlamışız. Aslında geçen hafta bunu anlatmıştık ama tekrar bir bakalım. Kitaplık diye bir class tanımlamışız. Ve kitaplık klasının içinde public olan bir tane mesaj isimli bir fonksiyon tanımlamışız. Aslında bu nesne yönelimli programlamada bu direkt fonksiyon olarak geçmiyor da işin içine nesne girdiği zaman aslında metot olarak geçiyor. Yani mesaj isimli bir metot tanımlamışız. Ve bu metodumuz da public tanımlamışız. Public ne demek? Yani bu metoda ben bu sınıf dışından da sınıfın nesneleri vasıtasıyla ne yapabilirim? Ulaşabilirim demek. Ve metotlar yani arkadaşımız ses gelmiyor demiş. Levent geçiriyordu arkadaşımız. Sesle ilgili problem var mı arkadaşlar? Özelden yazmış. Yani sesle ilgili bir problem yok. Yazalım şurada. Evet. Şimdi sonuç olarak yani metot dediğimiz ya da fonksiyon dediğimiz nedir? İşte o sınıfa ait, o sınıfın nesnesi tarafından yapılacak olan işleri belirtiyor metotlar. Bir de verilerimiz var, veri gruplarımız ki bunlara property de diyoruz. Yani sonuç olarak siz metotlar vasıtasıyla ne yapabiliyorsunuz? O sınıfa bazı davranışları kazandırabiliyorsunuz. Örneğin burada mesaj isimli bir tane metot, bir fonksiyon tanımlamışız. Ve bu fonksiyonun yaptığı tek iş basit bir iş yapıyor. Ekrana merhaba yazmak. Ve bunu da nasıl yazıyor? Cout komutuyla yani C++'ın Cout komutuyla ne yapıyor? Yazıyor ve bir sonraki satıra geçiyor. Bir alt satıra geçiyor. End line komutuyla. Daha sonra bu sınıfı tanımladıktan sonra biz şurada main fonksiyonu içinde kitaplık sınıfına ait bir nesne tanımlıyoruz. Bakın. Kitaplık sınıfına ait bir nesne tanımlıyoruz. Evet, cout komutu printf komutu gibi. Arkadaşımız sormuş. Cout komutu printf komutu gibi. End line komutu da aslında test slash end gibi kullanılıyor. Yani o şeyi yanlış yazmışsınız işareti. Böyle olmayacak da test slash olacak. Evet, o şekilde olacak. Yani istersek end line yerine tırnak içinde ters slash end de kullanabiliyoruz. Yani onu bir ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Yani sonuç olarak ne yapıyoruz bakın burada? Kitaplık sınıfına ait bir tane nesne oluşturuyoruz. Ve oluşturduğumuz nesnenin ismi küçük kitaplık bakın. Küçük harfle kitaplık yazmışız. Ve artık bu nesneyi oluşturduktan sonra bu sınıfa ait yani kitaplık sınıfına ait metotları kullanabilir miyim? Örneğin mesaj metodunu ya da mesaj fonksiyonunu kullanabilir miyim burada? Kullanabilirim bakın. Nasıl kullanıyorum? Kitaplık nokta mesaj diyerek kullanabiliyorum. Yani bu ne demektir? Kitaplık nesnesine ait mesaj metodunu çağır demektir. Öyle değil mi? Mesaj metodunu çağır demektir. Kitaplık sınıfına ait mesaj metodunu çağırdığım zaman ne oluyor? Bu fonksiyonun içine giriyoruz. Bu metodun içine giriyoruz ve buradaki cout komutu çalışıyor ve ekrana ne yazıyor? Merhaba yazıp bir alt satıra geçiyor. Daha sonra da system.pause diye bir tane komutumuz var. Bu da ne işe yarıyor system.pause komutu? Ekran görüntüsünü bekletiyor. Yani yoksa şunu koymazsanız system.pause'u koymayıp programı çalıştırırsanız program açılır ve kapanır. Yani sonucunu göremezsiniz. O sebepten ötürü system.pause komutunu evet get CH gibi şeydeki C'deki
aynı mantığa gelmiş oluyor. Bekletiyor yani sonuç olarak. Yani sonuç olarak ne yaptık biz burada? Bir tane class isimli bir tane kitaplık isimli bir tane class tanımladık. O class'ın içine bir tane mesaj isimli metot tanımladık ki bu metodu da public yaptık. Ve daha sonra o sınıfın bir örneğini oluşturduk. Bakın şurada. O sınıfa ait bir nesne oluşturduk ve o nesne vasıtasıyla o sınıfın mesaj metoduna ulaşmış olduk arkadaşlar. Mesaj metoduna ulaşmış olduk. Eğer siz şurada public değil de private ya da başka bir şey tanımlasaydınız, protect tanımlasaydınız, mesaj metodunu protect ya da private olarak tanımlasaydınız ne olacaktı arkadaşlar? Bu sefer bunu kitaplık nesnesi vasıtasıyla bu metoda ya da bu fonksiyona ulaşamayacaktınız. Onu daha sonra ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Yani private tanımlarsak ne olur, public tanımlarsak ne olur, protect tanımlarsak ne olur şeklinde daha sonra göreceğiz. Yani class isimleriyle nesne isimleri aynı olabilir, farklı olabilir. Yani çok bir şeyi değiştirmez ama anlama konusunda zorluk çekiyoruz diyorsanız olabilir. Yani bunun başına bir tane OBJ kitaplık ekleyebilirsiniz ya da kitaplık nesnesi diye bir şey ekleyebilirsiniz. Tamam. Yani şuradaki yanlış algılanmasın. Buradaki kitaplık sınıfıyla kitaplık nesnesi aynı isimde olmak zorunda değil. Yani şuraya AB gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Mesela kitaplık A dersiniz. Kitaplık sınıfına ait A nesnesi oluşturulmuş olur. Sonra da şuraya gelip A nokta mesaj diye bilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Burayı geçen hafta anlatmıştık. Bir tekrar etmiş olduk. Devam edelim şimdi. Şimdi üye fonksiyonlara yani sınıfın metotlarına ne yapabiliriz? Parametre de gönderebiliriz bakın. Hani nasıl fonksiyonlara parametre gönderiyorsak aynı mantıkla sınıfa ait metotlara, sınıfa ait fonksiyonlara da parametre gönderebiliriz ki biz bunu daha önce C Programlama 1 dersinde değil mi? Programlama 1 dersinde bunu görmüştük. Görmediysek de şimdi tekrar bakıyoruz zaten. Şimdi yine ne yapmışız bakın. Mesaj isimli bir tane fonksiyon yani bir metot tanımlamışız. Bu mesaj isimli metot geriye bir değer döndürüyor mu? Döndürmüyor değil mi? Void tanımlamışız bakın. Fonksiyon geriye bir değer döndürmüyor. Void tanımlamışız. Peki bu fonksiyona her yerden ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim çünkü public tanımlamışım. Eğer fonksiyonun geriye değer döndürmesini istiyorsanız şuraya bir tane veri tipi yazmanız gerekiyor. Örneğin int mesaj yazsaydık bu fonksiyon geriye ne yapacaktı? Integer bir değer döndürecekti. Ama burada void yazdığımız için herhangi bir değer döndürmedik ve burada da zaten return komutunu kullanmadık. Yani bir değer döndürecekse fonksiyon mutlaka fonksiyonun en son komutunun ne olması gerekiyor? En son komutu demeyelim de fonksiyonun içinde mutlaka bir tane ne olması gerekiyor? Return komutunun olması gerekiyor. Yani sonuç olarak bizim mesaj fonksiyonumuz bir tane parametre alıyor. Kitap adı isimli bir parametre alıyor. Geriye bir değer döndürmüyor ve public bir fonksiyon olmuş oldu. Sonra kitaplık sınıfına ait kitaplık nesnesini oluşturuyorum. Daha sonra kitaplık nesnesi vasıtasıyla kitaplık sınıfının mesaj metodunu çağırıyorum bakın. Kitaplık nesnesi vasıtasıyla kitaplık sınıfının mesaj metodunu çağırıyorum ve bu mesaj metoduna bir tane parametre göndermek zorunda mıyım? Bakın şuraya baktığınız zaman. Mesaj metoduna bir tane parametre göndermek zorundayım. Peki bu göndereceğim parametrenin tipi ne olacak? Göndereceğim parametrenin tipi string olacak değil mi? Karaktersel bilgi olacak. String bilgiyi ben nasıl tanımlarım? Ya şurada string diye bir şey tanımlarım. Şurada yukarıda bir değişken. Ya da direkt ne yaparım? Tırnak içinde string bilgiyi gönderebilir miyim? Gönderebilirim. Tamam mı arkadaşlar? Yani buradaki kitaplık alias gibi bir şey değil. Kitaplık burada nesne. Kimin nesnesi? Kitaplık sınıfının nesnesi. Yani daha önceki dersimizde de söyledik geçen haftaki. Siz herhangi bir sınıfa ait metotları ya da property'leri, verileri kullanmak istiyorsanız mutlaka o sınıfı örneklemeniz gerekiyor. O sınıfı örneklemenin yolu da o sınıfa ait bir tane ne oluşturmak? Nesne oluşturmak. Artık buradaki kitaplık nesnesi kitaplık sınıfının bütün özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Kitaplık nesnesi kitaplık sınıfının bütün özelliklerini taşıyor. Yani siz sınıf adını kullanarak bakın sınıftan bir örnek oluşturmadan direkt sınıf adını kullanarak o sınıfa ait özellikleri ve metotlara ulaşamazsınız. Mutlaka onu bir tane nesne haline getirmeniz gerekiyor buradaki gibi. Ve biz ne göndermişiz? Kitaplık nesnesinin mesaj metodunda ne göndermişiz? Ahmet Yesevi Üniversitesi parametresini göndermişiz. Şimdi bu parametre kiminle eşleşecek? Bu parametre kiminle eşleşecek? Baktığımız zaman şuradaki kitap adı değişkeniyle eşleşecek yani. Kitap adı değişkeniyle eşleşecek. Yani
Bu metodu çağırdığım zaman bu metottaki kitap adı değişkeninin değeri ne olacak? Kitap adı değişkeninin değeri Ahmet Yesevi Üniversitesi olacak. Ve yaz kitap adı dediğim zaman, see out kitap adı dediğim zaman ne yazacak ekrana? Ahmet Yesevi Üniversitesi yazıp sonra bir alt satıra geçecek. Yani String kütüphanesine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben denemedim, tekrar denerim ama çalışır kodları ben aslında ekledim buraya. Yani bir ara bakarım tekrar. Şu an vakit kaybetmeyelim. O String kütüphanesine include etmeyince program parçacı hata veriyor demiş arkadaşımız. Tekrar bir gözden geçiririz. Diğer bir arkadaşımız System Pause ne işe yarıyordu hocam? Ses problemlerinden dolayı. O, tamam. System Pause şunu yapıyor. Ben şimdi programı çalıştırdım. Şu satır çalıştı. Bu satır çalıştı. Eğer System.Pause'u buraya eklemezseniz program açılıp kapanıyor. Sonucunu göremiyorsunuz yani. Yani C'deki get ch komutuna denk geliyor. Bekletme komutu. Bekle diyorsunuz yani. Bir tuşa basıncaya kadar bekliyor. Tamam mı arkadaşlar? Ve böylelikle siz programın sonucunu ekranda görmüş oluyorsunuz. Aksi halde program çalışıp bir anda kapanıyor. Sonucunu göremiyorsunuz. O işe yarıyor. Sorun yok değil mi? Anlaşıldı. Devam edelim şimdi. Şimdi başka bir örneğimiz var. Başka bir örneğimiz var. Şimdi burada yine kitaplık sınıfına ait bir taneğimiz var. Mesaj metodumuz var. Yani diğerinden çok farklı mı? Aynı. Yine string bir tane ne alıyor? Parametre alıyor ve o parametreyi ekrana yazıyor. Şimdi kitaplık sınıfına ait kitaplık nesnesini oluşturduk. String kitap adını oluşturduk. Cout'la ekrana kitap adını girin dedik. Bakın. Şurayı. Şu kısım yani. Kitap adını girin kısmını ekrana bastık. Sonra getLine komutuyla klavyeden değer okutuyoruz. Bakın. getLine komutuyla ne yapıyoruz? Klavyeden değer okutuyoruz. Buradaki cin komutu ne işe yarıyor? Cin komutu input demek. Yani verinin klavyeden girileceğini belirtiyor arkadaşlar. Verinin klavyeden girileceğini belirtiyor. Yani siz başka bir yerden de veri okuyabilirsiniz. Ya da C'deki scanf komutuna denk geliyor. Şimdi klavyeden veri girilsin diyorsunuz ve bu veri nereye aktarılsın? Kitap adı değişkenine aktarılsın diyorsunuz. Tamam mı? Kitap adı değişkenine aktarılsın diyorsunuz. Ve sonuç olarak şurada ne oluyor bakın şurada. İmleç bekliyor. Ne bekliyor? Sizden bir değer girmenizi bekliyor. Ne girdik? Ne girdik arkadaşlar? Deneme diye bir tane değer girdik. Bu deneme değeri ya da deneme string'i kime aktarıldı? Kitap adı değişkenine aktarıldı. Ve kitaplık nokta mesaj metoduna ne gönderiyorum parametre olarak? Kitap adı parametresini gönderiyorum. Peki kitap adının içinde ne var? Deneme var bakın. Kitap adının içinde ne var? Deneme var. Şimdi hangisiyle hangisi eşleşiyor burada bakın. Buradaki kitap adı birbiriyle ne yapmış oluyor? Eşleşmiş oluyor. İkisi farklı değişkenler ama ikisinin de içeriği aynı olmuş oluyor. Niye? Çünkü ben mesaj metoduna kitap adı parametresini gönderiyorum ve iki parametre birbiriyle eşleşiyor. Yani şu an bu mesaj metoduna ait kitap adı değişkenin içinde ne var? Deneme var. Sonra yaz diyorsunuz. Yaz. Değil mi? Yaz diyoruz. Girdiğiniz kitap. Bakın, girdiğiniz kitap. Tırnak içindeki bilgi olduğu gibi yazılır mı? Yani tırnak içinde ne görürse onu yazar değil mi? Girdiğiniz kitap yazdı, iki nokta üst üste koydu. Yanına artı kitap adı değişkenini yaz dedik. Biz değişkenin her zaman ne ile ilgilenirdik hatırlayın. Değişkenin her zaman içeriğiyle ilgilenirdik. Kitap adı değişkeninin içeriğinde ne var? Ne girmiştik? Deneme girmiştik. O yüzden ne yapıyor? Girdiğiniz kitap deneme yazıp bir alt satıra geçmiş oluyor arkadaşlar. Evet, buradaki deneme veri olmuş oluyor arkadaşlar. Şuradaki deneme ne olmuş oluyor? Veri olmuş oluyor ya da değişken olmuş oluyor. Neden artı koyuyoruz? İkisini arda arda yazmak için artı koyuyoruz. Yani artı koymak zorunda mıyız? Değiliz. Bakın artıya ait artı koymak zorunda değiliz. Şöyle de yazabiliriz bunu. Cout işte girdiğiniz hepsini yazmıyorum. Kitap iki nokta üst üste kitap adı tırnak end L de yazabiliriz. Şöyle de yazabiliriz arkadaşlar bakın. Görünüyor mu şu an? Görebiliyor muyuz yazdığımızı? Şöyle. Yani artı yerine şu işaretlerinde ne yapabiliriz? Koyabiliriz.
Artıyla da birleştirebiliriz, artısız da birleştirebiliriz. Bu bize kalmış arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yani sonuç olarak ne yapmış olduk? Klavyeden girmiş olduğumuz bir değeri parametre olarak göndermiş olduk. Bakın, klavyeden girmiş olduğumuz bir değeri metoda yani fonksiyona parametre olarak göndermiş olduk. Bir önceki örneğe bakalım. Bir önceki örnekte göndermiş olduğumuz parametreyi klavyeden girmiyorduk. Bakın. Bir önceki örnekte string bir sabiti parametre olarak gönderiyorduk. Bakın. String bir sabiti. Yani sadece Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni göndermiş oluyorduk. Ama burada ben klavyeden ne girersem şurada klavyeden ne girersem ne yapıyor? Onu metoda parametre olarak gönderip onu ekrana yazdırmış oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Anlayamadım. Yani direkt ekrana yazmıştı. Nerede tam anlayamadım soruyu. Direkt ekrana yazmıştı. Cin komutu devreye girdi demişsiniz. Bir önceki örnek için. Burada cin komutu devreye girmedi. Cout komutu var sadece. Burada ne yaptık? Çünkü burada klavyeden değer istemedik. Bakın. Burada klavyeden değer istemedik. Ne yaptık? String bir sabiti direkt nereye gönderdik? Mesaj metoduna göndermiş olduk. Evet. Yani buradaki cin komutuyla ne yapıyoruz? Klavyeden değer girileceğini belirtiyoruz. Değil mi? Yani değerin klavyeden geleceğini ve gelen değerin de kitap adına aktarılacağını belirtiyoruz. Ve getLine komutuyla okuyoruz. getLine komutuyla okumamızın sebebi şu arkadaşlar. Yani biz sadece cin komutunu kullanarak ayrıyetten de okuyabiliriz klavyeden. Ancak cin komutu araya boşluk bıraktığımız zaman boşluktan sonrasını okumuyor. İşte ne bileyim işte Alice'in Dünyası ya da Alice'in Harikalar Dünyası diye bir kitap yazdınız diyelim. Aralara boşluk bıraktınız. İşte boşluk bıraktığınız zaman cin komutu o boşluktan sonrasını okumuyor. Ama getLine'ı okursanız klavyeden hepsini ne yaparsınız? Okuyabilirsiniz. Evet yani arkadaşımızın dediği gibi printf ve scanf komutlarını unutup cout ve cin komutlarını kullanmanız gerekiyor. Eğer programlama bir dersini aldıysanız, tamam mı arkadaşlar? Evet, buradaki string kitap adı değişkeni farklı olsa da olur. Yani burada string kitap adı yerine string a diyebilirsiniz. Ancak şu şartla burada da a'yı kullanacaksınız. Şurada da a'yı kullanacaksınız. O zaman olur. Burası a, burası da a olur. Burası da a olursa herhangi bir sorun çıkmayacaktır arkadaşlar. Çünkü değişken isimlerini ne yapabiliriz? İstediğimiz gibi verebiliriz. Bunun dışında şimdi veri metotlarına sınıftaki fonksiyonlara baktık, üye fonksiyonlara baktık, üye metotlara baktık. Şimdi veri üyelerine bakacağız. Aslında veri üyeleri dediği de sınıf içinde tanımlanan değişkenler arkadaşlar. Aslında biz bunlara ne diyoruz? Property de diyoruz, field falan da diyoruz, değil mi? Bu şekilde olabiliyor. Cout, cin komutlarına şimdilik takılmayın arkadaşlar. Daha sonraki yani bir sonraki slaytımızda bu komutların kullanımı ile ilgili şey var. Konu var. Arkadaşımız sormuş. Cout'ta hazır değer olmuş oluyor. Tek farkı bu mu? Hazır değer dediğiniz nasıl onu anlayamadık. Onun cout'la alakası yok ama yani sadece hazır değer olmuyor. Bakın şimdi yani cout'ta. Yani şurada mesela bu da değişken de olabilir. Mesela değişken içeriğini de yazdırabilirsiniz. Herhangi bir sabiti de yazdırabilirsiniz. Yani cout komutu ile printf komutu temelde aynı işi yapıyor. İkisi de ekrana ya da herhangi bir disk dosyasına yazdırıyor. Ancak aralarındaki fark printf komutunda yazdırırken işte ne tip bilgi yazdırdığınızı yüzde D, yüzde C, yüzde F gibi belirtmeniz gerekirken cout komutu biraz daha esnek yazdıracağınız verinin tipini belirtmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Aradaki fark bu. Şimdi veri üyelerine bakalım. Veri üyeleri dediğimizde sınıf içindeki tanımlamış olduğumuz değişkenler arkadaşlar. Veri üyeleri dediğimizde sınıf içinde tanımlamış olduğumuz değişkenlere veri üyeleri diyoruz. Ya da o sınıfın property'si, o sınıfın özelliği, o sınıfın field'ı yani alanı gibi farklı isimlerde söyleyebiliyoruz. Şimdi burada bir tane veri üyesi tanımlamış mıyız? Yani bir tane değişken tanımlamış mıyız o sınıfa ait? Tanımlamışız. Değişkenimizin ismi ne? Kitap. Tipi ne? String bakın. String tipli kitap isimli bir ne tanımlamışız? Değişken tanımlamışız. Erişim belirteciğine bakın.
Erişim belirtecine bakın. Public değil mi? Bakın. Erişim belirteci public. Bu ne demektir? Bu sınıfın nesneleri bu sınıfın kitap isimli değişkenine ya da kitap isimli property'sine ne yapabilir? Erişebilir demektir bakın. Yani siz bu kitap değişkenine hem sınıf içinde ulaşabilirsiniz bakın. Hem sınıf içinde ulaşabilirsiniz. Hem de sınıfa ait nesneler vasıtasıyla ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Ki şurada ulaşmışız bakın. Altını çizmişiz. Bu kitaplık sınıfına ait kitaplık isimli bir nesne oluşturmuşuz. Daha sonra ekrana kitap adını girin demişiz. Şurada bakın. Kitap adını girin. Daha sonra getLine komutuyla yine bir önceki örnekte olduğu gibi klavyeden kitaplık.kitap değişkenine bakın. Kitaplık nesnesinin kitap değişkenine ne okutmuşuz? Değer okutmuşuz bakın. Anladık mı? Kitaplık sınıfının ya da kitaplık nesnesinin kitap değişkenine değer okutmuşuz. Ve bu ne demektir aslında? Aslında ben şuradaki değeri değiştirdim demektir arkadaşlar. Bakın. Ben aslında şuradaki kitaplık sınıfı içindeki kitap değişkeninin değerini değiştirmiş oluyorum. Yani bu kitaplık sınıfının kitaplık nesnesi vasıtasıyla ne yapıyorum? Kitaplık sınıfının kitaplık nesnesi vasıtasıyla kitaplık sınıfına ait kitap değişkenine kitap propertisine ulaşmış oluyorum. Ve okumuş olduğum değer kitaplık nesnesinin kitap özelliğine ya da kitap propertisine ya da kitap değişkenine aktarılmış oluyor. Yani ne girdim? Açlık oyunları girdim. Ve açlık oyunları girdiğim zaman ne olmuş oldu? Şuradaki kitap değişkeninin değeri açlık oyunları olmuş oldu. Sonra kitaplık sınıfına ait mesaj metodunu çağırıyorum. Bakın. Kitaplık sınıfına ait mesaj metodunu çağırıyorum ve sınıfın içine giriyor. Ne yazıyor burada bakın? Girdiğiniz kitap iki nokta üst üste. Girdiğiniz kitap iki nokta üst üste artı kitap değişkeninin değerini yazıyor bakın. Kitap değişkeninin değerini nerede okumuştum? Burada okumuştum değil mi? Kitaplık sınıfına ait kitap değişkeninin değerini nerede okumuştum? Burada okumuştum. Ne girmiştim? Açlık oyunları girmiştim. Yazarken neyi yazacak işte? Açlık oyunlarını ekrana yazmış olacak arkadaşlar. Evet, girdiğimiz değer string olmalı burada. Yani çünkü bu kitap değişkenimiz, kitap özelliğimiz nedir? String bilgidir. Yani sonuç olarak ben başka nesnede oluşturamaz mıydım arkadaşlar? Evet, önce main bloğu çalışır arkadaşlar. Önce main bloğundan başlar. Her zaman öyle değil midir programlamada? Main bloğu ilk çalışan bloktur, ilk çalışan fonksiyondur. Ondan sonra diğer fonksiyonlara dallanma ya da çağırmalar olursa, mesaj gönderilirse o şekilde devam eder arkadaşlar. Şimdi şu kitaplık sınıfına ait başka nesne oluşturamam mı? Yani şuraya bir şey daha yazamaz mıydım ben mesela? Ya yazalım. Kitaplık sınıfına ait B nesnesini oluşturayım. Bakın B. B diye bir nesne oluşturayım. Şuraya yazdık diyelim şöyle. Yazılmaz mı? Yazılabilir. Peki bu B nesnesinin de kitap adı, pardon, B nesnesinin de kitap diye bir property'si olur mu? Yani şöyle bir şey yapabilir miyim hemen peşine? Klavyeden okutabilirim ya da B nokta kitap eşittir deneme diyemem mi? Şöyle bir şey diyemem mi? Derim işte nesneye yönelik programlamanın gücü burada ortaya çıkıyor zaten. Yani artık ben bu sınıftan istediğim kadar yeni sınırsız nesne türetebilirim. Ve o türetmiş olduğum her nesnenin hem kitap isimli bir değişkeni, kitap isimli bir property'si hem de mesaj isimli bir metodu olmuş olur. Ve böylelikle ne yapıyorum? Ortak bir noktadan yönetim sağlıyorum. Bakın, ben burada ufak bir değişiklik yaptığım zaman o değişiklik otomatik olarak bütün nesnelere ne yapıyor? Yansımış oluyor. Bakın arkadaşlar, bütün nesnelere otomatik olarak yansımış oluyor. Örneğin ben şuradaki cout komutunun içindeki girdiğiniz kitap mesajını değiştirdim diyelim. Girdiğiniz kitap değil de kitap İki nokta üst üste dedim. Bütün nesnelerdeki mesaj metoduna yansır mı? Yansır değil mi? Ve böylelikle ne olmuş oldu? Bakın merkezden bir yönetim sağlamış oldum. Eğer aşağıda ben 10 tane nesne oluşturmuşsam ve bu 10 nesnede mesaj metodunu kullanıyorsa otomatik olarak ne olmuş oldu? Bakın bütün değişikliklerin hepsi bu nesnelere yansımış oldu. Merkezi bir yönetim sağlamış oldu. Uyarlanabilir bir program haline gelmiş oldu.
Devam edelim. Şimdi kapsüllemeden bahsetmiştim hatırlarsanız geçen hafta. Yani nesneye yönelik programlamanın, yani bir programlama dilinin nesneye yönelik programlama olabilmesi için mutlaka kapsülleme özelliğinin olması gerekir demiştim. Neydi kapsülleme? İşte sınıf içinde siz herhangi bir değişkeni, örneğin şuradaki kitap değişkenini, işte private tanımlıyorsunuz. Evet, ATM örneği de vermiştik. Private tanımlıyorsunuz. Bakın şunu, kitabı. Private tanımlanması ne demek? Özel bir değişken yapıyorsunuz. Yani bu değişkene ben sadece sınıf içinden şuradan ulaşabiliyorum. Başka hiçbir yerden ulaşamıyorum. İşte siz ne yapıyorsunuz? Kitap değişkenini private yapıyorsunuz. Ondan sonra bu kitap fonksiyonuna herhangi bir değer aktarılmasını istiyorsanız onu bir metot vasıtasıyla gerçekleştiriyorsunuz. Onu bir metot vasıtasıyla gerçekleştiriyorsunuz. İşte buna biz ne diyoruz? Kapsülleme diyoruz. Ve bunu yaparken de o metot içinde kitap değişkenine aktarılacak olan değerleri sınırlayabiliyorsunuz. Bakın. Örneğin şöyle diyebilirsiniz. İşte kitap değişkeninin içine sadece harfler girilebilsin. Rakamlar girilemesin diyebiliyorsunuz. İşte bunu nerede yapıyorsunuz? Bunu nerede yapıyorsunuz? İşte tanımlamış olduğunuz metot içinde yapıyorsunuz. Bakın tanımlamış olduğunuz metot içinde yapıyorsunuz. Yani sonuç olarak siz bir değişkeni private tanımlayıp daha sonra o değişkenin değerine ulaşılması istendiğinde ya da o değişkenin değerinin set edilmesi istendiğinde belirli koşullara göre metot vasıtasıyla set edilmesini sağlıyorsanız değişkenin bu nedir? Bu kapsüllemedir arkadaşlar. Niye bu kapsüllemeyi anlattım? İlerleyen konularda tekrar bakacağız. Kapsüllemeyi anlatmamın sebebi bu. Yani biz ne yaparız genelde? İşte property'leri private tanımlarız. O property'lere set ederken ya da o property'nin içindeki değeri alırken iki tane metoda bağlarız onları. O metot vasıtasıyla kullanıcıların buna erişmesini sağlarız ki herkes kendi kafasına göre o değişkeni kendi isteğine göre ne yapamasın? Değiştiremesin. Yani şimdi şurada string bir tane integer değişken tanımladık diyelim. Integer A. A diye bir değişken tanımladık. Ya da sayı diye bir değişken tanımladık. Ondan sonra adam geldi burada. Kitaplık nokta A eşittir. İşte deneme dedi. String bilgi girdi diyelim. Program kırılır mı? Bakın şurada integer bir değişken tanımladım. Integer A diye. Sonra geldim kitaplık nokta A eşittir 5 diyecektim de. Geldim işte Ahmet Yesevi dedim ya da Ahmet dedim. Enter'a bastım. Program kırılır değil mi? İşte bu tür durumlarda ne olur? Bu tür durumlarda sizin sınıfınız ya da sınıftan oluşan nesne düzgün çalışmamış olur. İşte bu tür durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Benim burada tanımlamış olduğum int a değişkenini kapsüllemeniz gerekiyor. Ve private tanımlıyorsunuz. Bir tane metot yazıyorsunuz. O metot vasıtasıyla oradaki a değişkenin set edilmesini sağlıyorsunuz. Ve a değişkeni set edilirken de bakın a değişkeni set edilirken de harflerin girilmesini engelliyorsunuz. Harfler girildiği zaman diyorsunuz ki kullanıcıya bu değişkene işte sayı dışında başka bir değer atayamazsınız diyorsunuz. Ve böylelikle ne yapmış oldunuz? Kısıtlıyorsunuz evet parametrelerle. Böylelikle ne yapmış oldunuz? Buradaki int a değişkenini kapsüllemiş oldunuz. İşte bunu kapsülleyebilmek için de metot yazmamız gerekiyor. Genelde de bu programlama dillerinin çoğunda set ve get diye geçiyor arkadaşlar. Ya zorunlu değil bakın. Ama set fonksiyonu ve get metodu diye geçmiş oluyor. Şimdi set fonksiyonu sınıf ve veri üyesine dışarıdan değer aktarmak için kullanılıyor. Yani set etmek için kullanılıyor. Yani herhangi bir değişkene bir değer aktarmak için kullanılıyor. Get fonksiyonu ise sınıf veri üyesinin yani sınıf içindeki değişkenin değerinin dışarı aktarılması için kullanılıyor. Yani sonuç olarak siz private tanımladığınız bir değişkene değer aktaracaksanız set fonksiyonu tanımlıyorsunuz. Private tanımladığınız bir değişkenin içeriğine ulaşacaksanız get fonksiyonunu tanımlıyorsunuz. Ve böylelikle sizin tanımlamış olduğunuz bu set ve get fonksiyonları vasıtasıyla sizin sınıfınızı kullanan kişiler sizin private tanımlanmış olduğunuz değişkenlere kolayca sizin belirlediğiniz koşullarda ne yapabiliyor? Erişebiliyor ve böylelikle kapsüllemeyi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Peki set ve get fonksiyonları ne olmak zorunda? Public olmak zorunda, öyle değil mi? Mantık olarak. Yani siz şimdi değişkeni ya da property'yi private tanımladınız. Sınıf dışından erişemiyorsunuz. Geldiniz bunlara erişmek için kullanacağınız set
Set ve get metodunda private tanımladınız. Değişkene nasıl erişeceğiz? Metoda erişmeden değişkene erişemeyiz. Doğal olarak ne olmak zorunda o zaman? Yani birinden biri public olmak zorunda. İşte o yüzden biz ne yapıyoruz? Değişkenlerimizi private tanımlıyoruz. Bunlara erişmek için kullanacağımız metotları da public olarak tanımlıyoruz ve böylelikle ne olmuş oluyor? Bu değişkenlere bizim verdiğimiz koşullarda ulaşılmış oluyor arkadaşlar. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Kuruma özel derken onu anlayamadım. Devam ediyorum siz yazarken. Biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Şimdi burada kitap isimli bir tane, bak, biraz önceki anlattığımı burada yapmışım bakın. Kitap isimli string tipinde, bakın string için tipinde kitap isimli bir tane değişken tanımlamışım. Nerede tanımlamışım? Kitaplık klasında tanımlamışım. Tipi ne? Tipi arkadaşlar private değil mi? Tipi private. Kitap değişkenin tipi private. Yani private ne demek? Ben bu kitap değişkenine ancak ve ancak sadece bu sınıfın içinde erişebilirim. Yani bu değişkeni şu bloklar arasında erişebilirim. Onun dışında hiçbir yerde bu değişkene erişemem. O yüzden şimdi bu kitap değişkenine değer aktarabilmek için, bakın bu kitap değişkenine değer aktarabilmek için ne yapmışım? Set kitap isimli bir tane fonksiyon tanımlamışım. Ya da set kitap isimli nesneye yönelik konuşalım. Metot tanımlamışım. Tipi ne? Erişim belirteci ne? Public. Ne demek public? Her yerden ulaşılabilir. Aynı şekilde kitap değişkeninin içeriğine set edebilmek için set kitap, içindeki bilgiyi alabilmek için de get kitap fonksiyonu tanımlamışım. Return kitap diyorum bakın. Ve bu iki metodu nerede kullanıyorum? Bakın şurada kullanıyorum. Kitaplık sınıfından ne yapmışım? Kitaplık isimli bir tane nesne oluşturmuşum. Daha sonra cout komutuyla kitap adını girin demişim. Ekrana mesaj verdirmişim şuradaki gibi. Daha sonra getLine komutuyla kitap adı değişkenine, main fonksiyonu içindeki kitap adı değişkenine değeri okutmuşum. Açlık oyunları diye. Daha sonra bakın kitaplık nesnesinin set kitap metodunu kullanarak, bakın kitaplık metodunun set kitap metodunu çağırıyorum. Ve ona parametre gönderiyor muyum? Gönderiyorum. Hangi parametreyi gönderiyorum? Kitap adı parametresini gönderiyorum. Kitap adının içinde, ki bu kitap adı kime ait? Main fonksiyonuna ait kitap adı değişkenin içinde ne var? Açlık oyunları var. Yani ben set kitap metoduna neyi göndermişim? Açlık oyunlarını göndermişim. Yani set kitaba ait kitap adı parametresinin içinde ne var şu an? Açlık oyunları var. Ve doğal olarak kitaplık sınıfına ait kitap değişkenin içi ne ol, içeriği ne olmuş oldu? İçeriği açlık oyunları olmuş oldu bakın. Ne yapmış oldum? Kitaplık sınıfına ait kitap değişkeninin set etmiş oldum. Kendi istediğim veriyle set etmiş oldum. Ve daha sonra ne yapıyorum? Kitaplık nesnesinin mesaj isimli metodunu çağırıyorum. Kitaplık nesnesinin mesaj isimli metodunu çağırıyorum. Şimdi mesaj isimli metotta neyi yazdırıyorum ekrana? Sınıfın kitap değişkenini yazdırıyorum. Bakın. Şu an sınıfın kitap değişkeni içinde ne var? Açlık oyunları var. Yazmış mı bakın? Sınıf içinde yazmış. Daha sonra cout komutuyla bakın. Daha sonra cout komutuyla kitaplık nesnesinin neyini kullanıyorum? Get kitap metodunu kullanıyorum arkadaşlar. Get kitap metodunu kullanıyorum. Get kitap metodu bana geriye ne döndürüyor bakın. Geriye ne döndürüyor? String bir bilgi döndürüyor bakın.
Get kitap metodu ne döndürüyor bana? String bir bilgi döndürüyor. Peki döndürmüş olduğu bu string bilgi ne? Sınıfa ait kitap değişkeni bakın. Sınıfa ait kitap değişkenini bana döndürüyor. Şimdi sınıfa ait kitap değişkeninin içeriğinde ne var? Açlık oyunları var ve ekrana yazdırıyorum bakın. Bu metottan dönen değeri geri ekrana yazdırıyorum. Ne yazdı bakın yine? İkinci satırda, üçüncü satırda yine açlık oyunları yazmış oldu. Yani sonuç olarak arkadaşlar bu örnekte kitap sınıfını, kitaplık sınıfına ait kitap değişkenini set ettim. Bakın şurada set ettim. Açlık oyunları olarak. Daha sonra kitaplık sınıfının içindeki mesaj metodunu çağırarak set etmiş olduğum kitap değişkenini ekrana yazdırdım. Şurada. Daha sonra yine kitaplık sınıfının get kitap metodu vasıtasıyla yine kitap değişkeninin içeriğine ulaştım ve onu da ekrana yazdırmış oldum arkadaşlar. Evet. Mesaj metodunu tekrar kullanmadık. Ha, şunu diyebilirsiniz. Ya ikisi de aynı işi görüyor. Ben örnek olsun diye yazmışım bunu. Yani burada şimdi get kitap varken bir daha burada mesaja gerek var mı mesaj metoduna? Gerek yok ama kitap değişkenine hem sınıf içinden hem de sınıf dışından nasıl erişilebildiğini de görmüş oldunuz burada. Yani sınıf içine erişebiliyorum bu şekilde kitap diyerek ama şurada mesela kitaplık nokta kitap dediğim zaman olmuyor. Niye? Çünkü burada kitap ne tanımlanmış? Private tanımlanmış arkadaşlar. Peki bu kapsülleme mi? Şu an yaptığımız kapsülleme olmuş oluyor mu? Kapsülleme olmuş oluyor ama amacına uygun bir kapsülleme değil arkadaşlar bu. Yani şunu public tanımlayıp direkt oradan kullanmaktansa bu şekilde yani kulağımı tersten tutmuşum ama eğer siz şurada kitap adını kitaba aktarırken bir takım koşullar koyarsanız yani adam burada işte sizin istemediğiniz karakter girmişse mesela onların girilmesini istemiyorsanız ve o koşulları siz buraya koyarsanız o zaman tam kapsülleme yapmış olursunuz, tamam mı? Bu haliyle de kapsülleme ama amacına uygun bir kapsülleme değil. Amacına uygun bir kapsülleme olabilmesi için şurada set ederken bir takım kurallar ne yapmanız gerekiyor? Koymanız gerekiyor. Aynı şekilde erişirken de bir takım kurallar ne yapabilirsiniz? Koyabilirsiniz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Burası. Anlamadığınız bir şey varsa sorun. Bu arada şu mesajları okumadık. Peki. Soracağınız bir şey yoksa bir sonraki slayta geçeceğim. Geçiyorum. Şimdi artık burada C++'ın temel komutlarına bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Yani programlama dilleri biri aldıysanız oradakiyle benzer şeyler var zaten. Veri türleri falan benzer. Şimdi şunları biraz daha hızlı geçelim. Yani şu temel bilgi kısmını. İşte nesne yönelimli bir programlama C++. C++ programlama dili diğer programlama dillerine göre program yazım şekli ve bileşenleriyle öne çıkmakta. Biraz daha rahat yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani almadıysanız bir sorun olmaz ama biraz daha çok çalışmanız lazım arkadaşlar. Şimdi programlama dilleri biri almadıysanız yani orada bir daha çok mantık da anlatıyoruz aslında. Biraz daha fazla gayret etmeniz gerekir. Yani biz alana göre anlatmıyoruz zaten. Normal ders içeriği neyse onu anlatıyoruz ama oraya da bazen atıfta bulunuyoruz ki yani birbiriyle eşleştirelim, var olanları hatırlayalım ve biraz daha kolay anlaşılsın diye o tarafa sürekli atıfta bulunuyoruz. Şimdi görsel programlama için geliştirilen C# programlama dili ve C++ programlama dillerinin özellikleri birbirine çok yakın arkadaşlar. Yani C++'da program yazıyorsanız C# kolayca yazabilirsiniz ya da tam tersi de geçerlidir. Yani mantık olarak çok fazla birbirine benzeyen programlama dilleri.
Yani yine daha önce de söyledik, C++ programlama dilinde ana fonksiyonumuz main fonksiyonudur. Normal ANSI'de de aynı şekildedir. Main fonksiyonudur. C#'da da aynı şekildedir. Main fonksiyonudur ve program ilk çalışmaya her zaman bütün C türevlerinde main fonksiyonundan başlar dedik. Bunun dışında programları başına include'la ne yapıyoruz? Kütüphane tanımlıyoruz. Ki buna ön işlemci deyimi diyoruz. Bazı kütüphaneleri tanımlamak zorundayız. Örneğin cout komutunu kullanabilmek için mutlaka input-output stream kütüphanesini programın başında ne yapmanız gerekiyor? Include etmeniz, programa dahil etmeniz gerekiyor şurada olduğu gibi. Eğer bunu yapmazsanız, bu kütüphaneyi dahil etmezseniz cout komutunu kullanamazsınız mesela. Bunun dışında bir de programlarda class'ları yazdığınız kısmın daha üst seviyesi olan namespace'ler var. Yani aslında siz class'ları namespace'ler içine yazıyorsunuz. Ve böylelikle bir namespace'in içine işte 5 tane class yazabilirsin birbiriyle ilişkili. Başka bir namespace'e de 3 tane class yazabilirsin birbiriyle ilişkili. Yani birbiriyle ilişkili class'ların toplandığı yapıya, gruba ne diyoruz? Namespace diyoruz arkadaşlar. Pakete namespace diyoruz arkadaşımızın dediği gibi. Ve böylelikle isim, yani değişken ismi ya da class ismi bulmakta zorlanmıyorsunuz. Aynı isimleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi cout komutu input output stream kütüphanesinde tanımlı ve std namespace'inde tanımlı arkadaşlar. O yüzden siz cout komutunu namespace'i tanımlamadan, şurada namespace'i tanımlamadan kullanmak istiyorsanız başına mutlaka std'yi eklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde cout komutunu kullanamıyorsunuz. Yani namespace'i tanımlamadan kullanacağım diyorsanız std iki nokta üst üste iki nokta üst üsteyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, normal şartlarda eğer şeyi tanımlamamışsanız, yukarıda şurada namespace'i tanımlamamışsanız bunu kullanmak zorundasınız. Ama tanımlamışsanız şuradaki gibi using namespace std dediniz programın başında. Artık nedir? Standart namespace'i ben ne yapabilirim ya da std namespace'i ne yapabilirim? Programımda kullanabilirim dediniz. Programıma dahil ettim dediniz. Artık bu std içinde geçen bütün komutları direkt kullanabilirsiniz. Buradaki gibi bakın. Cout. Eğer tanımlamasaydınız buradaki gibi başına bu şekilde eklemek zorundaydım. O yüzden ne yapıyoruz biz programlarımızın başına? Bir input output stream kütüphanesini tanımlıyoruz. Bir de namespace'imizi, yani std namespace'imizi tanımlıyoruz. Ondan sonra da ihtiyaca uygun olarak başka kütüphaneler kullanacaksak yine include edebiliriz. Yani her kütüphanede farklı neler vardır? Fonksiyonlar vardır arkadaşlar. Tamam mı? Farklı fonksiyonlar vardır. Şeyde de aynı şekilde bu. C#'da da aynı şekilde. Yani siz bir tane namespace oluşturuyorsunuz. İçine class ya da classlar grubu yazıyorsunuz. O namespace'e ait classları başka yerde kullanmak istiyorsanız aynı buradaki gibi using namespace demiyorsunuz da işte namespace'in ismini direkt yazıyorsunuz. Using işte std diyorsunuz. A diyorsunuz. B diyorsunuz. C#'da da benzer bir mantık var. Evet, arkadaşımızın dediği gibi örneğin matematiksel fonksiyonları kullanacaksak burada mat fonksiyonunu, şey mat kütüphanesini include etmemiz gerekiyor başlangıçta. İlerleyen derslerde örneklerini göreceğiz. Şimdi siz bir tane C++ programını, kaynak kodunu derlediğiniz zaman karşınıza ne geliyor? Obje kod geliyor, değil mi? Obje kod diye bir ara kod geliyor. Şimdi bu ara kod makine dili hali mi programın? Değil. Makine dili hali değil. Makine diline çevirmek için link işlemini de gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bağlama işlemini de gerçekleştirmeniz gerekiyor. Link işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman program ne olmuş oluyor? Makine diline, yani çalışabilir hale çevriliyor ve exe dosyası, yani çalışılabilir dosya ne yapmış oluyor? Meydana gelmiş oluyor ki bu işleme de ne diyoruz aslında? Build etme işlemi diyoruz. Yani siz programı build etmediğiniz sürece sadece çalışıyor, exe'yi oluşturmuyor ama build ettiğiniz zaman hem obje kodu oluşturuyor hem link işlemini gerçekleştiriyor ve exe programı ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Ve burada çıkabilecek hatalar var mesela. Siz programı derlediniz, programlama dilinin kurallarına uymadınız, nasıl bir hata çıkar? Sintaks hata çıkar mesela. Yazım hatası. Yine bunu diğer derste görmüştük arkadaşlar hatırlarsak. İşte program çalıştırdıktan sonra da hatalar çıkabilir falan. Şimdi değişkenler ne demiştik? Daha önce de anlattık. Bellek üzerinde açılan alanlara ne diyoruz biz? Değişken diyoruz ki o bellek üzerinde açılan alana o değişken ismi vasıtasıyla ne yapabiliriz? Erişebiliriz.
Biliriz. Değişkenlerin neleri var arkadaşlar? Tipleri var, türleri var. Temelde iki tip değişken vardır bakın. Ya da temelde iki tip veri tipi vardır. Bir, sayısal veri tipler. İki, alfa sayısal veri tipler. Sayısal olanlar normal sayılar. Alfa sayısal olanlar da işte karaktersel bilgiler. Yani işte adres, işte ad soyad gibi bilgiler. Peki bir değişkenin karaktersel mi yoksa sayısal mı olacağını nasıl karar vereceksiniz? Eğer değişkenin içeriği üzerinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematiksel işlemler yaptığınız zaman mantıklıysa, yani mantığınız kabul ediyorsa o değişken sayısaldır. Ama aritmetiksel işlemleri yaptığınız zaman değişken üzerinde çok mantıklı gelmiyorsa o değişken alfa sayısaldır. Bir örnek vereyim. Mesela telefon numarası tanımlayacaksınız. Telefon numarasını sayısal mı tanımlarsınız, alfa sayısal mı tanımlarsınız? Yani sayısal tanımlarsanız hata yapmış olursunuz. Çünkü iki tane telefon numarasını toplamayız, çarpmayız, bölmeyiz. Ya da bunu yaptığımız zaman çok mantıklı olmaz. O yüzden biz telefon numarasını alfa sayısal tanımlarız arkadaşlar. Çünkü telefon numarası işte 7 hane, 3 hane de 10 hanelidir mesela. 10 haneli bir sayı olarak saklamak bilgisayarda bunu çok mantıklı değildir. Çünkü çok yer kaplar. Bunu karakter olarak, karaktersel bilgi olarak saklamak, alfa sayısı olarak saklamak daha mantıklıdır. Aynı şey numara için geçerli bakın arkadaşlar. Aynı şey numara için de geçerli. İşte öğrenci numaranızı ne tanımlarsınız mesela? Sayısal mı, alfa sayısal mı? Alfa sayısal tanımlarsınız bakın. Niye sayısal tanımlamazsınız? Çünkü öğrenci numarasını biz toplamayız, çıkarmayız, çarpmayız, bölmeyiz gibi gibi örnekler verilebilir. Şimdi sayısal verileri de işaretli ya da işaretsiz olarak sign ya da unsign olarak ne yapabiliyoruz? Tanımlayabiliyoruz. İşte işaretlilerde eksi işareti de olmuş oluyor, işaretsizlerde olmamış oluyor. Veri tiplerimize hızlıca bakalım. Yani C'dekine benziyor ANSI C'dekine. Integer, long ve short veri tiplerimiz var. Ki integer ve long veri türleri 4 byte yer kaplarken short veri tipimiz 2 byte'lık yer kaplamış oluyor. Char veri tipimiz var. Karaktersel bilgi. Her karakter 1 byte'lık yer kaplardı hatırlarsanız. Birden fazla karakter ard arda geldiği zaman ne oluşuyor? String bilgi ya da karakter katırı dediğimiz bilgi oluşuyor hatırlayın. Yani bir karakter varsa buna karaktersel bilgi. Yan yana örneğin 5 tane karakter gelmişse buna karakter katarı ya da string bilgi diyoruz. Yani string bilgisi de neden oluşuyor? Karakterlerin ard arda gelmesinden oluşuyor. Bunun dışında bir de noktalı sayılarımız var. Noktalı sayılarımız da 3'e ayrılıyor. Kesirli sayılarımız. Float, double ve long, double şeklinde 3'e ayrılıyor. Float 4, double ve long double da 8 byte'lık yer kaplıyor arkadaşlar. İhtiyaca göre kullanıyorsunuz. Şimdi şurada veri tiplerimizi vermişiz. Birkaçına bakıp geçeceğiz. Yani siz kendiniz incelersiniz şu erim noktalarını. Boolean var. Bir bitlik yer kaplıyor. Boolean veri ne demek? True ya da false. Doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilen veri. 1-0 şeklinde. Char dedik zaten 1 byte'lık yer kaplıyor. Yalnız C'deki char değişkenimiz yani şeydekinden farklı. Normal diğer programlama dillerinden biraz farklı. C'de biz char veri tipinde karakter tutuyor olsak bile aslında arka planda neyi tutuluyor? Sayı tutuluyor bakın. Peki o sayı nedir? Örneğin A girdiğim zaman char değişkenin içinde A tutulmuyor. A'nın ASCII kodu olan 65 değeri tutulmuş oluyor, tamam mı? Bu yüzden biz char değişkene direkt karaktersel bilgi olarak bakmıyoruz. Yani char değişkenlere sayısal bilgi gibi davranabiliyoruz arkadaşlar. Arka planda ASCII kodları tutulduğu için. Unsigned char, işaretsiz char, short, unsigned short. İşte integer'a bakalım mesela. İşte 2 byte demiş integer. Eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında değer alabiliyor. İşaretlisi, işaretsizi de 0 ile 65.535 arasında değer alabiliyor. Niye burası 32.768, burası 32.767? Evet, bir de 0 var ya, pozitif tarafta bir de 0 olduğu için, 0'ı da kullandığımız için 32.767 olmuş oluyor arkadaşlar. Yalnız integer ile ilgili şöyle bir şey var. Bugün baktım ona internetten. Win9x ve sonrasında 4 byte diyor. Öncesinde 2 byte yer kaplar diyor. Burada 2 byte demiş ama